Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar, yine temizlikle uğraşıyoruz. Bunun da videosu olsun kanalda. Ben biraz uğraştım, bayağı bir temizlendi aslında da. Video yapma isteği duydum biraz ki, yani az kalsın geç kalıyorduk tüm temizledikten sonra. Şöyle arkadaşlar, bu parça Honda Jazz marka 1.4.1 aracın. Şimdi bu elime nereden geçti? Benzinli, yani benzinli bir araç. Araç kendi aracımız. Araç Antalya'da. Araç muayeneye girecek olur. Muayenede katalikten kalır. Yani egzoz emisyonundan kalıyor. Anlık bir şekilde sanayiye çekiliyor. Abim sanayiye çekiyor. Ve arabanın katalit konvertör, yani komple tıkalı olduğu söyleniyor. Tamam, oraya kadar da eyvallah. Ölü diyorlar. Şimdi bu nasıl ölü? Nasıl ölü? Nasıl ölü? Neresi çürümüş? Yok. Yani malzemede herhangi bir sıkıntı yok. Abi bu değişeceğiz diyorlar. Yani olaya tam yerinde olmadığımız için intikal edemiyoruz. Araç tabii ki 600-700 kilometre ötede. Bunu sağ olsun ustamız tamam güzel bir şekilde alıyor. Egzoz yüzüyor beraber neyse söküyorlar, takıyorlar. Arabaya takıyorlar. Şimdi buna 2-2,5 milyar yani 1000 TL bir ne gerek var? 2. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. İçi şöyle ya da bu tarafından mı göstereyim bakın. İçi tamam tıkanmış. Ben bunu bayağı yaktım. Neyle yakıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Pürvizle ya. Yani arabaya takıp da yakacak halim yok. Bakın. İçini görüyor musunuz? Bu hiç gözükmüyordu. Aslında ustanın tespiti doğru. Ustanın tespiti doğru. Ama bunu değiştirmesi yanlış. Niye yanlış? Bunu sen kesiyorsun. Yani tamam kestin. Çok kolay bir şekilde kesilir. Bunu ben ispiralle. Yani bir dakikada keserim. Komplesini yani. Egzoz sökülmüş. Motor boğazından. Egzoz boğazından, egzoz manifoldundan ayrılmış. Bakın malzeme ortada. Malzemede hiçbir şey yok. Malzeme ama bunu sökmüş. Bunu da almak istiyorsun. Ama ben aldırmadım. Yani ölü bir şekilde o anda hemen yarım saatin içinde neyse kaynatılıyor, değişiyor. Araba teslim ediliyor. Araba da tamam. Araba güzel. Araba şu an aktif bir şekilde kullanılıyor. Üstüne de yaptı kilometresi. Yani sıkıntı yok. Bakın bunu ne gerek var? Az kaldı içine tüm yaktım da ben Honda'cılar için söylüyorum. Yani bizim Hyundai Accent Blue'nun benzinlileri için de söylüyorum. Bakın benzinli araçlarımızda katalitik konvertör var. Yani bizimkinde Accent Blue dizellerde DPF var. Yani partikül filtresi var. Koca bir kova kadar bir şey. Onun dizelin yanmasıyla emisyonuyla bunun emisyonu farklı olur. Bu şekilde arkadaşlar. Bu tıkanmış. Hiç delikler görünmüyordu. Bakın. Yani yüzde kaçını açtım? Bence yüzde 50'sini açtım şu anda. Yüzde 50'si falan açıldı. Bakın. Birazdan yapmaya devam edeceğim. Bunu bitirip kutusuna koyup kaldıracağım. Yani aynı araba başka Honda'mız yok. Yaptığında bunu tekrar yerine montaj edeceğiz. Kaynak işlemi zaten kolay arkadaşlar. Bunu hem kesmek hem kaynatmak çok kolay. Bunu gördükten sonra usta şu pürbüz tüpünü 50 liraya alsaydı şunu da ağzına da yani 50 liraya da onu almış olsaydı 100 lira. Bunu kesmeye de 100 lira. Hadi takmaya da 100 lira. İçini yakmaya da hadi 200 TL'ye tüp harcadın. Yaktın. Tüpe 50 liraya aldık diyelim. Burada neyse hadi 200 lira 300 lira harcadın. 200 300 400 lira 500 lira da hadi elime al 1000 lira. 2,5 milyar niye alıyorsun? Misal örnek veriyorum. Evet arkadaşlar. Partikül yapma işlemi devam ediyor.
Bunu temizleyip kaldıracağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunu niye yapar onu da söyleyeyim. Bu yansın. Buradan gaz çıkışı olmazsa ne yapar? Araba çekişten düşer. Motor arıza yakar. Işığı yakar. Hemen çekişten düşüyor. Yani bunlar olağan şeyler arkadaşlar. Hondacılara duyurulur. Boşunuza. Böyle bir durumla egzozu dan bunu kontrol ettikten sonra yenisini taktırma. Bunlar çok ölmez parçalar arkadaşlar. Krom malzemedir. Ben bunu yani bitirip kaldıracağım. Evet arkadaşlar. Ben aslında öyle. Bu şekilde yakmaya devam arkadaşlar. Bir kontrol edin. Başta neydi arkadaşlar? Yarı yarıya tıkanıp bu yanana kadar bekledim. Şimdi alev oradan artık çıkmaya başladı. Bunu arkadaşlar benzinle bir dakika bir kapatayım. Benzinli araçta şöyle izah edelim. Benzinli araçlarımızda bu katalitör var. Bu arkadaşlar çiğ gaz yakarsa yani spob ayarları düzgün olmazsa arabanın çiğ gaz yani sabahları çalıştırdığınız veya gün içinde egzozdan çok çiğ gaz kokuyorsa benzin kokusu sabah çok oluyorsa araba çiğ yakıyor demektir. Yani spob ayarlarında bir sıkıntı var demektir. Benzinlilerde her 50 bin kilometrede falan 100 bin kilometrede spob ayarları kontrol edilebilir. Tekrar yapılabilir. Tabii ki şöyle kendi konumlandırma yapmıyorsa yani bizim araçlarda yapamıyorsun. Niye? Eksandrik konum sensörü var. Araba kendi konumlandırıyor spobları. Bu araçlar için, spoblu araçlar için söylüyorum. Çiğ, bunun sebebi yani çiğ gazdan dolayı olmuş bir durum. Çiğ yakıttan dolayı olmuş bir durum. Tıkanmış zamanla araba 150 binde olabiliyor arkadaşlar. Yani şu ufacık parça 2,5 milyar. Ne gerek var? Örneğin. Neyse değişmiş. Bu yani 100 liraya 150 liraya kurtarılacak malzemeler. Bunları yani ustalarımıza rica ediyorum. Kontrol ettikten sonra bunu sıfırın takmayın. Bunu bu şekilde bir tane 50 liralık tüple temizleyin. Ne gerek var 2500 lira almakla? Yani plaka 50. Tamam oranın plakası 07. Ne diye alıyorsun bu kadar parayı buna? Parça pahalı ama işlem yanlış. Biz bunun içine eldivenimi nereye koydum? Şöyle ters şeyden tutuyorum arkadaşlar. Burayı yakmaya devam edeceğim de. Bir dakika. Buyurun arkadaşlar. Ve ateşi arkadaşlar göndermiyor. Orada ta ki temizlenene kadar. Bir çeyrek tüp harcarız arkadaşlar. Ben bunu bir şekilde bayağı açtım yani. %50 açtım arkadaşlar. Yanıyor. Malzeme sağlam. Malzeme sağlam. Aksine biliyorsun benzinli araçlarınız varsa katalitör hani böyle tıkandıysa bu işlemi yapabilirsiniz. Geri de kaynatırsınız arkadaşlar. Bunlar da kaynak basit yani. Krom olduğu için bunlar kolay kolay ölmez yani. Bayağı kalın çeliktir yani. Şöyle bir tutup yapacağım. Tam telefonla tutamıyorum arkadaşlar. Ben
Biraz halledeyim. Yine görüşürüz. Bunu ben bir yakayım. Arkadaşlar bunu yapmaya devam ediyorum. Hani ister istemez bekleyeceğiz. Bir yani bir, şu küçük tüpten bir 50 liralık hani tüp yemiş olacak ama içi cam gibi olacak. Şimdi şöyle bu ısındıkça daha da bakın o daha da şey gitti. İçi şu an daha yeni kapatıyorum ama. Şöyle size de ben bunu bakın bayağısı yandı. Arkadaşlar böyle yakıp güzelce temizledi. Hani temizleyip rafına kaldıracağız. Bunu işlem şu kadar hani bu kadar diyeyim. Uğraşmaya ben devam ediyorum bununla ilgili. Online'ın bu katalizörünü kurtaralım arkadaşlar. Ne gerek var hani diyelim böyle yüksek paralara. 50 lirayla işi çözelim. Görüşürüz arkadaşlar. Bunu cam gibi ediyorum. Böyle sıfırını şu kutusuyla beraber bunu bana kargoyla hallettik abi falan gönderdi. Böylece yerine takıyoruz arkadaşlar. Video da bayağı uzun oldu ama idare edin. Hani ben göstermek amaçlı. Akla takılan bir şey olursa da cevaplandırırım. Yani benzinli araçlar dizele göre farklı bir şeydir. Ben dizel kullanıyorum. Hep dizel kullanıcısıyım. Ama yapısı gereği bir motordur. Bazı incelikler vardır. Dikkat edilmesi gerekir vesaire vesaire. Bu katalizörde tıkanmalara sebep olur ve motoru çekişten düşürür. Yani arabanın bujisi, bobini, kabloları, indüksiyonu her nanesi sağlamdır ama duman egzozdan çıkamadığı için özellikle bakın arkadaşlar ısındığında bu şekilde beyaz duman görüyorsanız ilk çalıştırmalarda arabayı ısı 5-10 dakika sonra ısındığında partikül yapmaya çalışır. Yani arabanın sibo boyalarında bir sıkıntı olabilir. Arabalarınızda Honda olsun buluyor. Yani o Honda için ben söylüyorum bunu. Honda'nıza işte sibo boyarı yaptırın. Ondan sonra araba düzelecektir. Yolda da 3500 devir 4000 devirlerde tutun. Onu bir yaksın. Araba temizlensin. Ya değilse kesilip bunun müdahale edilmesi gerekiyor. Yani temizlenmesi gerekiyor. Ben söyledim. Parçalar ölmüyor arkadaşlar. Yani gerisini siz anladınız. Ölmediği için de böyle yekünlü paralara. Çünkü asgari ücret şurada hadi 10 bin lira diyelim. 2500 lira şu parçaya vermeye ne gerek var? Ben onu demek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu uzatmıyorum.